Gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun 4 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Daha önce 5996 sayılı yasa hükümleri uyarınca halk sağlığını tehdit eden, gıdalarda taklit ve tahşiş yapan, insan sağlığını tehdit eden üretim yapan kişiler hakkında bakanlık savcılığa suç duyurusunda bulunuyor ve bu firmaları ifşa ediyordu. Ancak yasal sürecin uzaması ve kanunda verilecek cezalar ile açık hükümler olmadığı için genellikle bu firmalar yaptıkları bütün bu kalitesiz üretim, halk sağlığını tehdit eden bütün bu çalışmalar cezasız kalıyordu. Veya işte 2020 yılında öngörülen işte maksimum para cezası 27 bin lira civarında bir para cezası ile cezalandırıyordu ki birçok firma için sadece hani çerez parası olarak görülüyordu. Oysa yapılan bu düzenleme ile 7255 sayılı yasayla artık kanunda açık olan 1 ila 5 yıl arası hapis cezası öngörülüyor bu firmaların kuruluşları hakkında. Bunlara adli para cezalarının uygulanması ve bu para cezalarının da firmaların ciroların üzerinden hesaplanarak çok daha ciddi bir para cezasının öngörüldüğü ve hatalı üretim yapan, insan sağlığını tehdit eden bu kurum yöneticileri hakkında 1 ila 5 yıllık hapis cezası öngören ciddi bir süreçle karşı karşıya kalacaklar ve artık kanunu uygulamadan sonra da halk sağlığını tehdit eden bu gıda teröristleri artık hak ettikleri cezayı alacaklar diye düşünüyorum. Bu konuda emeği geçen bürokrat arkadaşlara, milletvekillerine şükranlarımı arz ediyorum.